Antalya'ya gelinir, Kaş'a uğranır, oradan Gömbey ailesine çıkılır. Ama bizler dolaşırken Demre Yörükler Derneği Başkanı olarak bildiğimiz Mustafa Siliç Başkanımıza rastladık ve mikrofonu uzatacağız. Neden mi? Çünkü o Gömbe'de yaşamış. Gömbe'yi onun dilinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Başkan nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Valla biz size hep hoş geldiniz diyecektik ama siz ev sahibisiniz. Biz de hoş bulduk başkanım. Teşekkür ederim, biz ev sahibiyiz. Ben Demre'de ikamet ediyorum ama ben Gömbe'de dünyaya geldim. Daha önceleri deveyle, eşekle, geçilerimizle köyden çıkardık biz. 3 günde gelirdik buraya. Evet, konaklaya konaklaya. Artık bugün de buradayız. Yarın da buradayız. Gömbe'de Emin Kaya Başkanımızın düzenlemiş olduğu Yörük göçüne katkıda bulunmak için geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf adetlerimizi gelecek nesillerimize, çocuğumuza, çocuğumuza aktarmak için bu Yörük kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi biz Yörükler bölünmeyeceğiz. Ne kadar uğraşsalar da, bölmeye çalışsalar biz bölünmeyeceğiz. Bir elimizde 5 parmak var. Açtığımız zaman ayrı ayrı ama yumduğumuz zaman hepsi tek olur. Ben size bir şey soracağım. Evet, özellikle Gömbeliyim dediniz. Gömbey ailesinde burada dünyaya geldim dediniz. Evet, evet. Atalarımız var, babalarımız var, büyüklerimiz var. Evet efendim. Bunlar şu an burada mı mezarları, ziyaretlerine gelir misiniz? Evet. Çünkü civarda da birkaç yayla da var. Gömbe aslında anlatılmaya değer, çok özel bir yer. Efendim benim nenemin, dedemin mezarları rakım 2500. Subaşı yaylası var. Subaşı yaylasında mezarları. Şu an orada yatıyorlar yani. Hanımın dedesi şu karşımızda Akdağ var. 3000 kusur rakamlı. O da onun başında yatıyor. Hanım'a da uzatalım evet. Mikrofonu. Size hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Efendim, biz ev sahibi. Siz de hoş geldiniz. Biz Demreliyiz. Demre'den Gömbe'ye yaylalamaya geliyoruz. Aynı eşimin katıldığı gibi. Biz bu geleneğe, göreneğe, kültürü birlik, beraberliği devam ettirmek istiyoruz. Hepimiz bir el, bir yumruk. Benim durduğum yere geldin sen, çok güzel bir yer. Avuç içi kadar bir yer ama karşım Akdağ, güneşim Akdeniz, kucak içi bir yerde yaşıyorum ben. Ama buraya gelince de burası bambaşka oluyor. Herkesi çok seviyorum. Birlik, beraberlik çok güzel bir şey. Kuru duruyorum böyle şenliklerde. Yörük olmaktan, birlik, beraberlik olmaktan gurur duyuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Böyle posbüyün arkasında da... Evde işçiyim, tarlada işçiyim. Evde ev hanımıyım. Yörün postbüyün arkasında da destekçisiyim. Teşekkür ederim hanım. Şimdi dediniz ki avuç içi kadar yerde yaşıyorum ama o avuç içi kadar yerde yaşarken koca koca yürekler taşıyorsunuz. Değil mi? Tabii kucak içi gibi bir yerdeyiz. Döndüm baktım da arkam Akdağ benim. Önümde Akdeniz. Güneyimde Akdeniz olunca ben çayı o çaydanlığımı ocağa koyduğumda denize gidip geliyorum ben. O kadar güzel bir iklimde yaşıyorum. Senden mutlusu var mı şimdi? Yok. Allah'ıma şükürler olsun. Sizleri tanıdım. Daha güzel oldu. Daha şey oldu. Benim için anlatılmaz bir şey. Bu sadece yaşanır. Aslında hep beraber yaşıyoruz. Kadınızla, evet. Kıyafetinizle, evet. Bu kültüre vermiş olduğunuz, evet, katkılarla bizler sizleri, evet, çok iyi tanıyoruz. Evet. Özellikle bugün de mikrofonu uzatmak istedik. Çünkü Gömbe, evet, burada yaşadınız. Gömbe yaylaların yaylası. Türkiye'nin ikinci yaylası. Değil aynı mi? Zamanda evet. Büyük şanslısınız. Uçar suyumuz var. Yeşil gölümüz var. Şırıl çırıl. Uçar suyumuzun da bir ters yanı var. Tersiyem dedim. Fethiye tarafına kışın akıyor, yazın Gömbe'ye akıyor. Çünkü bu da Aptal Musa ile alakalı yaşanmış bazı şeyler var. Bazı hikayeler var. Şimdi rivayete göre diyoruz. Alevi kardeşlerimiz buraya bizim Mekke Medine'ye gittiğimiz gibi onlar da geliyor. Burada zemzem suyu gibi uçar suyunu içiyorlar. Hac olup gidiyorlar. Biz zemzem içiyorlar değil mi? Evet. Biz de gidelim bakalım, bize bakalım uçar suyu. Mekke Medine'ye gitti, zemzem suyu içtiğimiz gibi onlar da buraya geliyor. Uçar suyunu içiyorlar yani. Biz de çok teşekkür ediyoruz. O soğuk suları hep içelim. Yüreğimiz böyle serinlesin. Ama hep birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyoruz, aynen, efendim.